Arkadaşlar maddenin ortak özelliklerinden bir diğeri de hacimdir. Ve maddenin uzayda kapladığı yere biz ne diyeceğiz? Hacim diyebiliyoruz. Geometrik bazı cisimlerimizin bilindik hacimsel değerleri vardı. Dikdörtgen prizma için hacim değerimizi yazarken üç kenarın çarpımı şeklinde yazabiliyorduk. X çarpı, Y çarpı, Z kadardır diyebilirim. Bir küpün hacmi için ise A küp kadardır diyebiliyoruz. Aynı şekilde küre. Küre bizim için özel bir geometrik şekil ve hacminin 4 bölü 3 pi R küp kadar olduğunu söyleyebilirim. Peki silindirin hacmini alırken ne diyebiliyorduk? Eğer prizma şeklinde cisimler varsa taban alanı çarpı yükseklik bize hacim değerini veriyordu. Taban alanımızın pi r kare çarpı h kadar olduğunu da söyleyebiliriz o zaman. Koni eğer tavanı olmayan cisimler varsa sanki bunu bir prizmaymış gibi düşünerek hacmin 3'te birini alıyorduk. O zaman ne diyebilirim? V eşittir. Pi r kare taban alanı çarpı yükseklik değerimiz h Bölü 3'tür diyorum. Tabanı olmayan cisimlerde hacmi ne yaptım? 3'e ee, e böldük. Çünkü ne yapıyoruz? Tabandan çıkılan oksal değerler yani ne olacak? Doğrusal değerler bizim için ne yapıyor? Tek bir noktada birleşiyorsa buradaki hacmi 3'e bölebiliyorum. Peki kare piramit için yine tabandan çıkarttığımız doğrusal değerler ne yaptı? Tek bir noktada birleşti. V eşittir. Hacimsel değerimiz taban alanımız A kare. Çarpı yüksekliğimiz H bölü 3 kadardır diyebiliyorum.